Selamlar sevgiler arkadaşlar. Bundan 10-15 yıl önce Türkiye'nin önemli cemaat hocalarından birinin bir anlatımından duyduğum bir gerçek yaşanmış bir olayı anlatmak istiyorum. Tam komedi filmi gibi bir olay. Şimdi Almanya'da yaşanıyor bir olay. Hans diye bir arkadaş Türk arkadaşlarından etkilenerek Müslüman olmaya karar veriyor. Bir pazar günü eşiyle de konuşuyor. Eşi de sen bilirsin diyor. Ben karışmam. O da lokale gidiyor. Lokalde işte insanlar masada oturuyorlar. Yani oranın lokali buranın kahvesi öyle diyeyim. İşte 4-5 kişi bir masadalar. Onların yanına gidiyor. Kağıt oynuyorlar. Bir tanesi boş ayakta onları izliyor. Diyorlar ki hayırdır? Diyor ki arkadaşlar ben karar verdim diyor. Müslüman olmak istiyorum. Bana yardım eder misiniz diyor. O ayakta boş durana diyorlar ki ya sen nasıl boşsun diyor. Bunu bizim cemaatin hocasına götür. Bu Alman'ı Müslüman etsin sevaptır diyor. O da alıyor götürüyor hocaya durumu anlatıyor. Hoca da diyor ki hay hay ne demek diyor. Hansa diyor ki önce kelime-i şehadet getireceğiz diyor. İşte kelime-i şehadet getiriyorlar. Hans diyor ki ben şimdi Müslüman oldum mu diyor. Yok diyor senin ismin ne diyor. Hans diyor. Senin adın bundan sonra Hasan diyor. Tamam diyor. Ben şimdi Müslüman oldum mu diyor. Sen sünnetli de değilsindir diyor. Sünnet nedir anlatıyor. Sünnet olman lazım diyor. Tamam diyor sünnet de olmaya karar veriyor. Neyse işte sünnetçi buluyorlar. Bunu sünnet ettiriyorlar. Hans işte İyileştikten sonra giyiniyor, hocanın yanına gidiyor. Ben sünnette bitti diyor. Hoca ben şimdi Müslüman oldum mu diyor. Yok diyor Ramazan geldi diyor. Ramazan'da oruç tutman lazım diyor. Neyse bir ay Ramazan'da buna oruç da tutturuyorlar. Ramazan'dan sonraki bayram namazından sonra bu Hans koşu koşa cemaat hocasının yanına gidiyor. Efendi diyor ben bir ay oruç tuttu. Şimdi ben Müslüman mı oldu diyor. Yok diyor bir de senin hacca gitmen lazım. Hac ne işte anlatıyor. Tamam diyor hacca da gidiyor geliyor. Hacdan gelip geldikten sonra yine koşa koşa cemaat hocasının yanına gidiyor. Efendi diyor ben hacdan geldi ben şimdi Müslüman oldum mu diyor. Yok diyor bir tane mezhep seçmen lazım. O mezhebe göre artık itikad etmen lazım. Bizim cemaatin mezhebi de bu diyor. İşte başlıyor mezhebin özelliklerini anlatmaya bunu ikna ediyor. Neyse bu mezheple ilgili uygulamalar da yaparken birden kafasına dank diyor. Ya diyor bir sene geçti diyor aradan. Ben bir türlü Müslüman olamıyorum. Bu ne kadar zor bir din diyor. Böyle olmaz diyor. Gidiyor cemaat hocasının yanına. Diyor ki hocam diyor bu sizin din bana çok zor geldi diyor. Ben eski dinime geri dönmek istiyorum diyor. Hoca bir sinirleniyor. Aman diyor olmaz diyor. Niye olmaz diyor. Bizde diyor dinden dönene mürtet derler diyor. O ne ki diyor. Bizde dinden dönenin diyor kellesini vururlar diyor böyle. Ya diyor bu nasıl bir din hoca diyor ben girdim siz aşağıyı kestiniz çıkacağım yukarıyı kesiyorsunuz diyor. Arkadaşlar işte kolay olan bir dini içinden çıkılmaz hale getirenler işte bunlar sevgili arkadaşlar ve bizler de bu inancı kendimiz öğrenmeyip de işte böyle insanların eline düştüğümüz zaman yanlış öğreniyoruz. Kur'an'ı duvara asıp yükseğe asıp saygı göstermek değil, içindekinin ne dendiğini bilmek daha önemlidir. O yüzden Allah'ın ilk emri okudur. O yüzden tarikatta cemaatte ona buna ihtiyaç duymadan içinizdeki Muhammedi bilinci uyandırarak gerçekten Hazreti Muhammed'in getirmiş olduğu İslam'ı öğrenmek istiyorsanız kendiniz öğreneceksiniz. Kendiniz öğrenmediğiniz sürece hep böyle çıkar grupların eline düşersiniz ve bu yanlışlar yüzünden de şu an ateist ve deist insanlar çoğalmış durumda. O yüzden Kur'an'daki şu ayeti çok iyi anlayın. Sorun, soruşturun, doğruyu arayın, bulun. Siz hala aklınızda kullanmıyor musunuz? Bu akıl bize niye verilmiş? Eğer sorgulamayacaksak, sorup soruşturmayacaksak, doğruyu aramayacaksak aklın ne anlamı var arkadaşlar? O yüzden Hacı Bektaş demiş ki her ne arar isen kendin de ara Kudüs'te Mekke'de hacda değildir. Allah'ı özünde bulamayan gidip Mekke'de hacda orada burada nasıl bulacak sevgili arkadaşlar? Sadece turistik gezi olur. O yüzden 24 saat Allah'ın huzurundayız.
24 saat yaptığımız her türlü hal ve hareketimize dikkat etmek durumundayız. Hiç kimseden herkesi kandırabilirsiniz ama özünüzdeki Allah'ı kandıramazsınız. Ondan hiçbir şeyi kaçıramazsınız. Evet, doğruları öğrenip bu din sömürüsüne son verme zamanı gelmiştir. Devir kıyam et devridir. Kıyam etmek bilinçli ayağa kalkmak demektir. Kıyam et yok olmak değildir. Uyanmak demektir sevgili arkadaşlar. Efendim hep birlikte dili, dini, inancının ne olduğuna bakmaksızın birlikte sınırları kaldırarak, hür irademizle dünyadan sınırları kaldırarak hep birlikte yaşayacağımız güzel bir dünya kurmak dileğiyle hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Hoşça kalın.